Şu an yorgun ve ağrılı süreçteyim. İşte kanamam ara ara devam ediyor. İyileşmemi bekliyorlar doktorlar da hani. İyileşeni de çıkartmayacaklarını söylüyorlar. Beklediğim şey bir an önce yakalanması ve velayeti bende olan kızımın bana teslim edilmesi. Defalarca kez şikayetçi oldum. Ama hepsinde ifade verip tekrar da delinin kolunu sallayarak dışarı çıktım. Peki önceki videoda şey demiştiniz, hastaneye o getirmişti sizi. Hastanede nasıl yakalanmadı kendisi? Kendisi polis, hastane polisinde hani bana soru şikayetçi misin dedi. Şikayetçiyim tabii dediğimde hani darp raporunu alırsın, hastaneden çıktıktan sonra şikayetçi olursun o zaman alırlar demişti. Polise söylediğimi duyduğumda da zaten odaya gelip beni tehdit etti. İşte 2-3 yarayla çok beni içeride tutmazlar. Bunun dışarısı var. Dışarı çıktığımız, yani cezaevinden çıktığımda da işimi bitireceğim diyerekten tehdit ederek kızımı da alıp kaçtı gitti. Peki şu an kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hissetmiyorsanız nedeni nedir? Yani güvende hissetmiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, geldim, pazar günü geldim. Geldiğim günden beri ben doğru düzgün uyku uyuyamıyorum her an içeri girecek diye. Yani bir korku var. Yok değil. Hani bir içeri girse silahla, bir sıksa bitti iş zaten yani. Bu da tabii devletin kadınlara sahip çıkmasından kaynakları. Bununla ilgili bir bilginiz var mı ya da son bir gelişme? Yok. Hiçbir şekilde bir bilgi yok. Hani şu an kızımın da canı tehlikede olabilir. Nerede olur şu an hiçbir şekilde bilmiyorum. Çünkü daha önceden defalarca kesip kaçırdığında da çeşitli bilgilere sahip olmuşum. Yani uyuşturucu içtiğini, farklı ortamlara soktuğunu, çocuğumu dövdüğünü. Hani bunun onun yanındaki insanlar söylemişti. Şu an yine nerede bilmiyorum ama.